23 Kasım 2014 Ümraniye Kazım Karabekir mahallesinde Dumlupınar'da Top Ağacı semtinde buradaki canlarımıza hizmet sunan güzel bir kutsalımız var. Kazım Karabekir Cemevi bugün bu sabah burada iş adamlarımızı, gönüldaşlarımızı yan yana cemal cemale getirecekler. Bir sabah kahvaltısı düzenlemişler. Bu sabah kahvaltısında iş adamlarımız, gönüldaşlarımız, canlarımızla birlikte burada lokma paylaşacaklar. Birlikte günümüzde yaşananları, artı alevi açılımını, artı kent evimizin sorunlarını birlikte değerlendirecekler. Az sonra yavaş yavaş insanlarımız buraya bu amaçla akacak. Tabii ki bu hizmetleri yaşama geçiren, Kazım Karabekir kent evinde hizmet üreten ve hiçbir karşılık beklemeden bunu yapan, yoluna, kültürüne baş koyan güzel canlarımız var. Bu canlarımızın emekleri ve maddi dayanakları sayesinde Kazım Karabekir Cemevi bugüne kadar yaşamakta. Biliyorsunuz yetkili hükümetin veya otoritelerin veya düzenin bize bakış açılarını maddi yönde bir katkılan olmadığını zaten sizler de biliyorsunuz. Bu da emek üreten güzel bir canımız var. Biz sizi tanıyalım. Hep ben konuştum. Aslında söz sizde. Bugün söz bizim Karabekir Cemevi'nde hizmet sunan canlarda diyelim. Şimdi hep beraber öncelikle hoş geldiniz. Günaydın diyoruz. Sizi burada ağırlamaktan büyük onur duyuyoruz. Şeref diyoruz. Tabii ki Kazım Karabekir Cemevi'miz. Biz 8 senedir burada hizmet veriyoruz. Vermeye çalışıyoruz bu şartlar, bu hükümet sayesinde. Allah'a şükürler olsun ki bugünlere kadar bazı şeyleri yaptık. Bu yemekhanemiz bu faaliyete geçirdik. Mutfağımız bu faaliyete geçti. Kesimhanemiz bu faaliyete geçirdik. Şu an cemevimizin çevre duvarları devam ediyor, görünüyor. Onun için gönül dostu almıştım. Biz iş adamlarımızı bugün ağırlayacağız kısmetse. Karınca karınca tabii ki katkı bekliyoruz. Katkısız hiçbir şey olmuyor. Devletten de bir imkanımız olmadığı için, paramız falan olmadığı için de tabii ki biz kendi canlarımızdan, birbirimizden sebeplenip bu işleri yapıyoruz. Sağ olsunlar katkısı olan bütün canlara sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Teşekkür ediyoruz. İnşallah iş adamlarımız da duyarlı olur. Çevre düzenlemesini en içten güzel bir şekilde yaparız. Bütün gönül dostlarını buraya bekleriz. Cemeyimiz. Evet canlar, sevgili güzel canımızın da söylediği gibi. Ben ismini söyledim. Erdalahi aynı zamanda çekiyorum. Ben ismini ben de yönetim kurulu üyesiyim. Burada 8 senedir izinle. Ben de dedem onu da soracaktım. Bakınız dedelerimiz bizim kültürümüzün, inancımızın olmazsa olmazlarındandır. Hemen ayağıdır. Ancak cem evlerimizde bugüne dek karşılıksız hizmet üretiyorlar. Umarım bugün de tesadüf mü diyelim, denk düştü mü diyelim, Dersim'de otoriteler bugün Dersim'de olacak, Tunceli merkezde olacaklar. Orada sözde alevi açılımı ile ilgili açıklamaları olacak. Umarım bu kabartımızda da denk gelir bu açıklamalar ve bizim beklentilerimizi gerçekten ciddiye alırlar ve beklentilerimize yanıt verirler. Bu beklentilerimizin içinde işte bütün inanç merkezlerimizin tanınması, bunların giderleri, su, elektrik ve benzeri giderlerin devletle karşılanması, nasıl suni kardeşlerimize ve onların ibadethanelerine bu katkıyı sunuyorlarsa aynı katkıyı bize sunmalarını bekliyoruz. Bir üçüncüsü de dedelerimizin de artık ekonomik olarak devlet tarafından desteklenmesini diliyoruz. Umarım bu ve buna benzer bizi memnun edecek. İnşallah diyelim. Cenab-ı Allah buraya öncelikle hizmet eden tüm yönetim kurulu arkadaşlarımızın, emeği geçen bütün canlarımızın sağ olsunlar olsunlar. Bizleri yalnız bırakmıyorlar. Onlara sonsuz teşekkürler ediyoruz bizim huzurumuzda. Bütün gönül dostlarını bekliyoruz. Gelsinler, yerimizi görsünler. Ona göre bize hak versinler.
Evet, işte demin de söylediği gibi candan söz bizden, iletmek bizden, görüp yansıtmak bizden, katkı sunmak sizden diyoruz. Sizin bu konuda ne kadar duyarlı olduğunu da biliyoruz ve buraya yakında olsak, uzak da olsak katkılarınızı sunmayı mutlaka ama mutlaka yaşama geçirmeliyiz diyoruz ve katkılarınızı bekliyoruz. Ben Mustafa Borgay'ın olarak sizlere bu kutsalınızda sabahınız hayırlı, rızkınız bol, paylaşacağınız lokmalar, yapacağınız lokmalar, Cettin 12 Mam katında, Şah-ı Merdan Kulümüz Ali katında ve Tanrı katında kabul görsün diyoruz. İnşallah Cenab-ı Allah bütün lokmalarımızı kabul eylesin. Bütün katkı sunan ve katkı sunmayan bütün canlarımızda Cenab-ı Allah keselerini Halil İbrahim bereketi versin. Şimdiden kardeşlere bol olsun. Cenab-ı Allah emek sahibi vermesin diyoruz. Saygı ve sevgilerini istiyoruz. Teşekkür ettik dedemde. Dedem sağ ol. Teşekkür ettik. Anacan, Allah hizmetin kabul etsin. Sabah sabah bu pazar sabahı millet uykusunda güzel güzel mışıl mışıl uyurken sen burada kutsalımızda hizmet üretiyorsun. Hizmet tak içindir. Bizim için herkes başımızın için tacıdır. Bugün mihmanların kim? Kim gelecek? Neler hazırladın? Neler istersin? Hepsi bizim için. Herkes bilir kardeş. Hepsi bilir. Anacan adını alabilir miyim? Dudu Topuz. Dudu Topuz Anacan. Bugün kahvaltı veriyorsunuz. Mihmanların kim? Mihmanların herkes. Herkes. Halkımız. Canlarımız. Hepsi bizim için birdir. İş adamlarımız olsun, gezenlerimiz olsun, kapıda olanlarımız olsun, çocuklarımız olsun bizim için hepsi birdir. Biz iş adamlarımızı Allah için güne bekliyoruz. Görsünler bizim nasıl şey ettiklerimizi. Ya Allah hizmetini kabul etsin Anacan. Sağ olun, ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ettik geldiğiniz için. Sağ olası.
ayrıca ayrı teşekkür ediyorum. Aşkımı yazdığımı sunuyorum. Ben İbrahim İlçeli'de de Sivas Afik, eski isim Asarcı, yeni ismi Gülkunan köylüyüm. Biz dededen öte Hak Muhammed Ağa'nın yolunda hizmetçiyiz. Hak Muhammed Ağa'nın yolunda ünlü dostlarıyla daima cemaat cemaat hizmet etmeye bizi yoktan var eden Rabbimize niyazda bulunmaya çalışmaktayız. İnşallah Rabbimiz ibadetlerimizi, hizmetlerimizi, verilen noktalarımızı bize bir dergahında, yüce hakkında kabul ve makbul edilsin. Değerli canlarım, Peygamber Efendimizin bir hadisinden duyurum ki, huzurum akşer günü, huzurumda en uzak kalacak kimse zorba, selayetli yöneticiler ve idareciler, başkanlar diye buyurur. Kim kimin en yakın kalacak da huzurumda eşit şekilde bütün toplumları bir saatte dahi olsa idare ederse en yakın kalacak bize o başkan ve idarecilerdir. Şura suresinde de buyurur ki dili, ırkı, mezhebi, renkli ne olursa olsun hakkı olan şeyleri insanların kısmayın, verinizdir. Bizi ne yazık ki günümüzdeki dinayet işlerin adını devletler bütçesini alıp da kendi çıkarları ve menfaatlerine kullananlar gerçek hakkın yüce kitabının içerisindeki adaleti temsiliyeti görmeyi kendi üzerlerine yansıtıp kendi ibadet şekillerini görmekteler, azınlıkları görmektedirler. Peygamber Efendimiz Umar Kadir-i Hum'da son verda hacında dedi, bugünkü gününüz nasıl kutsalsa geleceğinizde öyle kutsaldır. Maide suresinde buyurduğu gibi biz yüce kitabımız rahmeti, merhametiyle, yasasıyla, kanunuyla biz Muhammedciyiz, aileciyiz, Allahçıyız, peygamberciyiz, yüce kitabımız var diye topluluklar içerisinde ayrı ayrı olmaz. Hucure suresinde onda buyurduğu gibi müminler kardeştir. Kardeşlerinizin arasındaki barışı sağlayın. Alevi olsun, sünni olsun, ne olursa olsun barış olmadığı sürece, kardeşlik olmadığı sürece hiçbir zaman bir zafere ulaşmak zor olur. Onun için daima bizlerin birbirine ihtiyacı vardır. Bizler bir kardeşse, kardeşler birbirini sevmediği sürece mümin olamaz. Mümin olmadığı sürece de cennete giremez diyor. Onun için yeryüzündeki bütün insanlar Allah'ın Teala'ya yaptırken sen sünnüsün, sen alevisin, sen Hristiyansın demiyor. Herkes bulunduğu toplumun içerisinde gidişat ve geleneklerini yaşamaya çalışıyor. Bizler de Muhammed Ali ve Ehl-i Beyt'in, Muhammed'in İmam Hasan'ı, İmam Hüseyin'i seven beni sever, beni seven de Allah'ı sever. Hadisiyle bizler de Allah'ın, Muhammed'in, İmam Hasan ve İmam Hüseyin'in ve Ehl-i Beyt'in yolundan, yüce kitabımızda, yasasından ve kuralından dışarı çıkmayarak ibadetlerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Hak Muhammed Ali buraya kadar gelip bizimle buralarda iman olan canlarımızın niyetlerini kabul ve makbul eylesin. Elimizi açalım değerli canlar. Bir yüce Rabbimizin buyurduğu gibi bize vermiş olduğunuz varlar, nimetlerle hamdü senalar olsun ki bugün bizlere de ömründen ömür verip burada hep birlikte bu nimetten bu lokmadan faydalandığımız için hamdü senalar olsun. Ey ilahi ya Rabbi, elimizi açtık, boynumuzu büktük, sana yalvarıyoruz ya Rabbi. Sana aşk annelerimizi koçerim ya Rabbi. Sana hamdolsun ki bizlere
Yılmaz'ın hürmetine rahmetini bizlerden esirgeme ya Rabbi. Rahmet ve rahim olan adı Yunus'un hürmetine İmam Hasan ve şehitler şahı Şahin Han Hüseyin'in sevgisiyle hürmetimizi nurlandır ya Rabbi. Hazreti Zeynep'in ve Hazreti İmam Hüseyin'in dostlarından ve yol izleyicilerinden eyle ya Rabbi. Bizlerin hayat ve yaşantısını İmam Hüseyin'in hayat ve yaşantısı kabul eyle ya Rabbi. Yakınlarında hep salatı ve sevmeyi farz kıldı. Ehli beyti 12 imamlara yüzü ümmeti hakkı için rahmetini bizlerden esirgeme ya Rabbi. Bereketi ve nimetinden bizleri ödüllendir ya Rabbi. Kul beşer bir hata işte. Sultan olanlar bağışlanmayacağına özümüzü dana çekip tövbe eyledik. Hatalarımızı affeyle ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Sana açılan ellerimizi boş çevirme ya Rabbi. Esma-i Hüsna'nın yüzüğü hürmeti hakkı için Rabbim sizlere ölümün ölmez kazalardan, belalardan emin eyle. Dertlerin yüzeylerinden hastalarımıza şifalar ihsan eyle. Alemlere rahmet olarak yarattığı Muhammed Mustafa'nın temiz ve masum hak olduğuna şehadet etti. Ehl-i Beyt'in 12 imamların yüzüğü hürmeti hakkı için Rabbim dilimizi birliğimizi daim eyle. Ordumuzu fırsat vermeye. Rabbim yolculuk edenlerimize, askerlerimize, hastalarımıza, zorla darda olan cümle insanlara yardım senden olur, yardım eyle ya Rabbi. Aramızda olmayıp da gönülleri ile darımız olanların dua ve niyetlerine kabul ve mahbul eyle. Bedir'den gel ve leğen gel ve alan Çanakkale. Çanakkale'de günümüze kadar tüm geçmiş olan şehitlerimizin de nurlandı şah eyle ya Rabbi. Geçmişlerimizin rahmeti için, kalan sağlarımızın sağlığı selameti için, verilen okumalarımızın okunan dualarımızın kabulü için, Allah rızasına erfaat ya. Hayatı ve yaratıların Muhammed Mustafa'nın mücevhanına selamat, Allah'a kutlu ve salli ala seyyidine Muhammed'in ve ala seyyidine Muhammed ve elini. Bismillahirrahmanirrahim. Hepinize teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sabah geldiniz, hayatınızın sağlığı. Rabbim her yolu verin.